Evet değerli öğrencilerim, Dünya Savaşı'nın en önemli konusuyla karşınızdayım. Cepheler, süngü süngü, namlu namlu, barut kokulu cepheler. Türk askerinin kahramanlık destanı yazdığı, ecdadımızın bize büyük bir miras olarak bıraktığı cepheler. Arkadaşlar cephelerde gaza geleceğiz ama önce sorusunu çözeceğiz. Benim en sevmediğim öğrenci kim? Tüyleri diken diken oluyor, teste gelince fıs, hiç sevmem. Tüm kötü şey kuru hikayeler hakkında tutuyor. Teste gelince fıs. Hiç sevmem. O yüzden ben size cepheleri riske girmemek adına iki kez anlatacağım. Neden? Bir, anca anlıyorsunuz değil mi? İki, arkadaşlar önce haritada göstereceğim. Sonra normal tahta yazarak anlatacağım. Çünkü kafanıza somutlaştırmadan tarih oturmuyor. Cepheleri biz üçe bölüyoruz. Tavru, savunma, yardım. Bizim açtığımız cephe iki tane var gençler. Biri Kafkas, biri Kanal cephesi olacak. İşleyeceğiz bunları. Tahtaya baktığınızda önce şunu bilin. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı sınırları nerelerden oluşmaktaydı? Mesela, mesela gelin bakalım değerli arkadaşlar. Osmanlı sınırları, Makedonya bölgesi yok. Anadolu bizim değil mi? Anadolu. Ama sen unuttun ben unutmadım. Burada bizim üç eksiğimiz vardı. Üç eksiğimiz. Kars, Ardahan, Batum. Ya 1878 Berlin'de Rusya vermiştik. O zaman Dünya Savaşı başladığında Anadolu'dan üç eksiğimiz var. Anadolu bizim mi? Bizim. Peki Kuzey Afrika bizim mi? Hayır. Mısır'ı daha önce kime verdik bakın? Mısır'ı İngiltere'ye verdik. Trablusgarp'ı kaybettik değil mi? Yani benim haritam şöyle gençler. Dünya Savaşı başladığında Anadolu, Orta Doğu. Mısır yok, Trablusgarp yok, Tunus yok, Balkanlar yok. O zaman kendini şu soruya hazırla. Dünya Savaşı ile Osmanlı hangi bölgeleri kaybetti? Mısır diyene kızarım. Trablusgarp diyeni döverim. Tamam mı? Biz zaten oraları kaybetmiştik. Biz Dünya Savaşı'nda Allah'a şükür Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, Irak, Musul bu toprakları kaybettik arkadaşlar. Tamam mı? Bir kere harita bilgisi. Bir de neyi öğrettim? Dünya Savaşı başında Kars, Ardahan, Batum'un bizde olmadığını öğrettim. Değil mi? Bir şey daha vermemiz gerekiyor. Ara bilgiler bunlar. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar Rusya'yı tanımıyorsan cepheleri boşuna çalışma. Anahtar konu Rusya. Neden? Arkadaşlar gel böyle. Savaş başladığında Çarlık Rusya'ydı. Savaş başladığında Çarlık Rusya. Evet. İnşallah büyüttüm. Şöyle. Çarlık Rusya'ydı. Savaş bittiğinde Bolşevik Rusya olacak. Rusya'da ihtilal çıkacak. Peki İngiltere, Fransa hangi Rusya'yı sever? Çarlık Rusya'yı. Sömürgeci yok. O zaman haritaya bakarak cevap verin. Çarlık Rusya'ya yardım için. İktidara Bolşevikler gelmesin diye. İtilaflar hangi cepheyi açar? Sakın Kafkas demeyin. Onu ben açtım çünkü. Değil mi? Hangi cepheyi açar? Bir, Çanakkale. iki Irak. Bak yakın yer. Çanakkale, Irak. Kafkas deme onu ben açtım. Ay ben çok zekiyim, Kafkas çok yakın, hemen ben onu işaretleyeyim. Böyle bir şey yok. Kafkas'ı ben açtım. O zaman bir kodlama yapalım. Çağırdık Rusya'ya yardım için itilafların açtığı cephe Çırak. Çanakkale, Irak. Oldu mu gençler? Peki, devam ediyorum. Sayısalcı arkadaşlar, özellikle sizler daha iyi dinleyin. Ya Kafkas cephesinin amacı nereye geri almaktır? Kars, Ardahan, Batum almaktır. Değil mi? Kars, Ardahan, Batum almak. Doğu Anadolu'nun boğazların güvenliğini sağlamaktır. İşleyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsan kanal cephesi al. Mısır'ı geri almak, İngiltere'nin sömürge bağını kesmek. Mısır'ı geri almak, İngiltere'nin sömürge bağını kesmek. Bak kanal. Kafkas kanal. Bu kadar. Hiçbir şey bilmiyor musun? Kafkas yukarıdan Rusya ile ilgili, kanal aşağıdan İngiltere ile ilgili arkadaşlar. Peki şöyle bir baktığınızda Suriye'nin bayağı bir büyük olduğunu gördünüz mü? O zaman buyurun, en çok toprak kaybedeceğimiz cephe hangi cephe? Suriye-Filistin cephesi. Oldu mu? Bak, Ahmet Hocan anlatmadı. Soru Bankası'nda çıktı. Dedi ki, Osmanlı'nın Kanal Cephesi'ni kaybetmesi üzerine itilaflar tarafından hangi cephe açılmıştır? Bak, en yakın cephe Suriye arkadaşlar. O yüzden harita bilmeden bunları yapmak mümkün değil. Mesela ben size Kafkas Cephesi'nden bir şey öğreteyim. ÖSYM 2012'de sordu bunu. Bizim Kafkas cephesinde amacımızdan birisi şudur. işleyeceğiz bunları. Rusya'yı çökertip, Rusya'yı çökertip Kafkasya-Hindistan bağlantısını sağlamak. Kafkasya-Hindistan bağlantısı sağlamak. Kafkasya Tabii harita bilmezsen yapamazsın. Oldu mu? Mesela Irak cephesini, Suriye-Filistin cephesini İngilizler niye açmıştır? Çünkü onların gençler burada sömürgesi vardır buraya hakim olurlarsa Hindistan'a giden sömürge yollarının güvenliğini sağlarlar. Tamam mıyız? Şu an Ahmet Hoca ne anlattı? Bir, dedi ki arkadaşlar dünya savaşı başladığında Makedonya yok, Batı Trakya yok. Mısır'dan ötesi yok. Anadolu bizim kaç eksik vardı? Üç. Kars, Ardahan, Batum. Bu bizim değil mi? Kafkas ve Kanal Cepheli ben açtım. Rusya'da ihtilal önemliydi. Rusya'ya yardım için itiraflar ya Irak'ı kullandı ya da nereyi kullandı? Çanakkale'yi kullandı. Son soru. Dünya Savaşı'nda hangi cepheri kaybedeceğim? Veya hangi bölgeyi kaybedeceğim? Orta Doğu. Sakın Mısır deme. Zaten kaybetmiştim. 1882'de İngiltere almıştı. Orta Doğu işaretliyorsun. Irak, Suriye, Hicaz, Yemen. Değil mi? Musul. Arkadaşlar. Evet. Bir de burada haritamızda yok. Romanya, Makedonya, Galicia bunlar bizim sınırlarımızın dışındaki cepheler arkadaşlar. Oldu mu? Evet şimdi ben haritadan bilgilerimi verdim. Normal Ahmet Hoca modunu açıyorum. Tahtadan devam ediyorum. Evet gençler şimdi akıl tahtayı bıraktık. Normal klasik tahtaya döndük. Gene dayanamadım. Size mükemmel bir harita hazırladım. Dalga geçmek yok tamam mı? Öğrenmeniz için gençler. Dursun. Kafkas cephesinden başlayacağız. Ama başlamadan önce size vermem gereken ön bilgi vardı. Neydi bu? Birincisi, bir öğrenci Rusya'yı bilmiyorsa cepheleri anlayamaz. Çünkü savaş başladığında Çarlık Rusya var, savaş bittiğinde Bolşevik Rusya olacaktı, hatırlarsanız. Ve itilaflar Bolşeviklerin iktidara gelmesini istemiyordu arkadaşlar. Önce Rusya'yı bileceksin. Haritaya baktığında Mısır, yani şu Kanal cephesi, Mısır bizde değil. Trablusgarp bizde değil. Bu coğrafyayı biz kaybettik. Değil mi? Osmanlı'nın Anadolu'ya hakim olduğunu bileceksin. Orada da üç eksiğimiz var. Kars, Ardahan, Batum. Yine haritada göstermiştim. Biz şimdi cepheleri sıralı bir şekilde işleyelim. Birinci arkadaşlar, cepheler nasıl öğrenilmez? Testten soruyorum bak. Nasıl öğrenilmez? Kafandan soru üret üretirsen öğrenemez. Dershanedesin, bir öğrencimiz geliyor. Hocam, efendim... Ben cephelerin sırasını bilmiyorum. Bak şimdi. Soru üretmiş, soruya ikna olmuş, bilmediği için üzülmüş, üzüntüsünü de benden paylaşıyor. Zaten Allah'a şükür kimse benden sevincini paylaşmaz gençler. Hep böyledir bu hayat. Herkes derdi senin içine yükler, iyi bir şey olduğunda ses seda çıkmaz. Bu da bizim kaderimiz. Neyse. Arkadaşlar cephelerin sırası yok. Nasıl öğrenilmez? Kafandan kurgu yaparsan öğrenemezsin. Soru üretirsen öğrenemezsin. Cephelerin sadece şöyle sırası var. İlk açılan, ilk kapanan, son kapanan. Tamam. Böyle öğrenmemiz gerekiyor. Siz beni izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Taarruz cephesi. Hatırladık mı? Yavuz Midilli yaptık. Sivas Topol, Odessa limanlarını bombaladık. İlk açılan cephe hangi cephe oldu? Kafkas cephesi oldu. Kafkas cephesinden biz bunu neden açtık arkadaşlar? Başlayacağız ama önce şunu yapalım. İlk açılan diyelim. Sonra burada komutanımız kim? Enver Paşa diyelim. Değil mi? Genelkurmay Bakanı konumunda. Kafkas cephesinin açılma nedenleri. Bir. Kars. Ardahan. Batum'u almak. Elviye'yi selase. İki. Pantürkizm. Turancılığı gerçekleştirmek. Üç, İngiliz şey diyor ki Almanya, Osmanlı diyor ya, sen git diyor Türk kardeşlerine birleş, bir güzel Turancılığı sağla. Bakü petrolleri beraber fışkırtalım. Evet, Bakü petrolleri. Dört, Rusya tarih boyunca nereye göz dikmişti arkadaşlar? Tarih boyunca Boğazlar ve Doğu Anadolu'na göz dikmişti. Boğazlar ve Doğu Anadolu'nun güvenliğini sağlamak. Peki pan Türkizm olması için kimi çökertmek lazım? Rusu çökertmek lazım, değil mi? Bu da Almanya oluşuna gidiyor. 2012'de sordu ÖSYM. E, Kafkasya Hindistan bağlantısını kurmak. Kafkasya Hindistan bağlantısı. Oldu mu? Şimdi lütfen rica ediyorum İngiltere'nin sömürge bağını kesmek böyle şeyler yok. Onlar aşağıda hangi cephede olacak? Kanal cephesi. Kafkas yukarıda. Arkadaşlar bu sebeplerden Kafkas cephesini açtık. İlk açılan cephe dedik mi Kafkas'a? Evet. Şimdi bu cephede Enver Paşa'nın bir taarruz girişimi var. Sarıkamış harekatı. Ve burada 91 Mehmet'in 75 binini donarak 15 binini savaşarak şehit düştü sarı kamış harekatımız maalesef başarısız oldu. Başarısız olunca Ruslar güçlenmez mi? Güçlenir. İşte başarısız olunca arkadaşlar Van, Muş, Bitlis işgali orada. Soru bankamda mı veya denemede böyle sormuştum. Sarı kamış harekatının sonucu diye özel bir soru yok piyasada. Ben sordum. Tamam mı? Sonra savaş devam ediyor çocuklar. Ben önden Rus'a vuruyorum, arkadan biri bana vuruyor. Ben önden Rus'a vuruyorum, arkadan biri bana vuruyor. Defol git lan diyorum, defol git. Kovuyorum. Kimleri kovuyorum arkadaşlar? Evet. Tehcir kanunu. 27 Mayıs 1915. Aman dikkat gençler. Burası 2018'de soruldu. Tehcir kanunu hangi cephede yaşanan gelişmeler üzerine? Kafkas cephesi. İyi dinleyin. Hocam ben bunu biliyorum demeyin. Lütfen benden de öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Bir kere bunu Dahiliye Nazırı Talat Paşa imzaladı bu kararnameyi. Ya tehcir kanunu kim çıkartmış? Talat Paşa İçişleri Bakanı sıfatıyla. Buna göre olaylara karışan Ermeniler Suriye ve Lübnan bölgesine gönderilecek. O yüzden bunlar gönderilsin diye biz neyi kuracağız? Sevk ve İskan Komisyonu. Bak. Sevk ve İskan Komisyonu. Balkan Savaşları'nda bize gelenler oldu Muhacirin Komisyonu. Bu Sevk ve İskan Komisyonu. Peki Ahmet Hocam bu Ermeniler 24 Nisan hep soykırım, ya, sahte soykırımı anıyorlar. Çünkü 24 Nisan'da 1915'te Hınçak Taşnak kapatıldı. O 24 Nisan günü buradan gelir gençler. Peki Ahmet Hocam, bize tehcirden neyi sorabilirler? Amacı şu, ülke içi asayişi sağlamak, güvenliği sağlamak. Gençler 1918'in sonlarında geri dönüş kararnamesi vardır. Tabii ki geri dönüş kararnamesi. Bir de gümrü anlaşmasında bununla ilgili madde vardır. İleride anlatacağız. Gümrü anlaşmasında da olaylara karışmayan Ermeniler 6 ay içinde dönebilecek. Gümrü anlaşmasında maddesi var. Şimdi ben size söylüyorum. Allah'ın izniyle tehcir kanunu böyle çalışırsak soru kaçırma ihtimalimiz var mı? Yok. Tamam. Önce Allah bilir ama yok. Öğrendik mi tehcir kanunu? İlk açılan cephe neydi? Kafkas. Tehcir kanunu çıkartsak da biz bu cephede başarısız değil mi gençler? Peki Mustafa Kemal neredeydi? Sofya Ateşe Militeri. Bekle. İlk açılan Kafkas ama ilk kapanan o değil. Çanakkale. Mustafa Kemal'im Çanakkale'de başarı kazandı. Sofya Ateşe Militerliğinden geldi Çanakkale'ye. Çanakkale'den Mustafa Kemal'i alacağım. Çanakkale'deki başarısı üzerine Mustafa Kemal'i buraya atacağım. Evet, Mustafa Kemal Kafkas cephesine nereden gelmiş? Çanakkale'den. Oldu mu? Sarışın kurt Mustafa Kemal geldi. Beni mahcup etmedi. Sağ olsun Muş ve Bitlis'i geri aldı. Cephe başarısız Mustafa Kemal'im başarılı. İlk Sofya Ateşe Militeri. Çanakkale, oradan Kafkas. Sonra cıman oldu. Mustafa Kemal'e sonra cıman oldu. Cümleye bak. Mustafa Kemal'e altın kılıç madalyası verdik. Evet. Altın kılıç madalyası verdik. Mustafa Kemal gençler Çanakkale'de daha işeceğiz zaten Çanakkale'yi. Gümüş liyakat madalyası almıştı. Burada altın kılıç aldı. Sonra Mustafa Kemal'i buradan 7. Ordu Komutanlığı'na atadılar. İyi dinle. O bunu istemedi. Sina Komutanlığı'nı istedi. Hani Mısır taraflarına gideyim. Bu verilmeyince Mustafa Kemal yurt dışına Şehzade Vahdettin'le geziye gitti. Öğrenin bunu. 7. Ordu Komutanlığı atanıyor. Kendi istiyor? Sina Komutanlığı. Enver Paşa onu oraya istemiyor gençler. Ne oluyor? O görevi kabul etmeyince Şehzade Vahdettin de yurt dışı gezisi. Orada da böbreklerinden rahatsızlık yaşayacak. Karspat anıları. Sonra dönecek Suriye Filistin'de savaşacak. En son. O zaman Mustafa Kemal'in kronolojisi. Kronolojisi. Sofya Ateşe Militeri. Oradan Kafkas Cephesi. Değil mi? Hayır. Sofya Teşim oradan Çanakkale, Çanakkale'den Kafkas, Kafkas'tan sonra bir yurt dışına geziyor, sonra Suriye, Filistin. Yani biz Mustafa Kemal'i çok sevdik. Çok sevdik gençler. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Oldu mu? Arada detay bilgiler verdim. Yurt dışında yazdığı kitabın adı neymiş? Karspat Anıları. Değil mi? Şehzade Vahdettin'de. Mustafa Kemal öğrendik mi gençler? Mustafa Kemal başarılı ama cephe yine başarısız. Cephe yine başarısız. Bu sefer ne oluyor? Evet. Körün istediği bir göz, Rabbim verdiği iki göz. Arkadaşlar biz çarlıkla savaşıyoruz. 1917'de Rusya'da ihtilal çıkıyor. İktidara Bolşevikler geliyor, komünistler. Komünist kardeşlerim. Komünist değilim ama olsun. Komünist kardeşlerim geliyor. Diyor ki Osman yaşasın halkların kardeşliği. Beni bir güzel bir resimden, Litoskum'dan öpüyor. Öpüyor beni tabii. Bak bak bak. Beni çağırlık dövecek. Kim öpecek? Bolşevik. Oldu mu? Gel şimdi Rusya'da ihtilal çıkınca gençler. İhtilali çıkınca. Önce 1917 Erzincan ateşkesini yapacağım. Bekle. Rus'a yardım gitmiyor bakın savaşın sonunda. İhtilal çıkıyor. İhtilal çıkıyor arkadaşlar. Erzincan ateşkesini yapacağım. Birazdan da bir Bresiosku yapacağım. Ama burada bir de neyi bilin? 1918'de Enver Paşa'nın kardeşinin kurduğu Kafkas İslam ordusu. Nuri Kirligil 1918'de Bakü'yü kurtaracak. O yüzden Nuru Kirligin'in sıfatı nedir çocuklar? Bakü Fatih'dir. Sonra Rusya'da ihtilal çıktığı için 1918'de hangi anlaşmayı yapacağız? Birist Litovsk Antlaşması. Evet gençler. Çarlık dövdü, Bolşevik öptü. Sloganımız bu. İlk açılan cephe gene? Kafkas'tı. Ahmet Hocam bu anlaşma harika bir soru. Harika. Osmanlı adına kim imzaladı? Ya Talat Paşa. Tabi Osmanlı'da Talat Paşa. Rusya işgal ettiği yerlerden çekildi. Savaştan çekildi. Bana ekstradan Osman'ım dedi ya. Yaşasın halkların kardeşi dedi. Bana Eksa'dan Kars, Ardahan, Batum'u verdi. Oh! Şimdi dinle, ben bunu 1878 Berlin'de Rusya'ya vermiştim. 40 sene sonra benim oldu. Anladınız mı olayı? Kars, Ardahan, Batum'un Osmanlı'ya katılmasında... Tehcir kanunu çıkarılmasında etkili olan devlet adamımız Talat Paşadır. Bakü Fatihimiz kimdir? Nuri gibidir. Çarlık dövdü, Bolşevik öptü. O zaman buyurun, karda mıyım, zararda mıyım? Kardayım. Lütfen itaat et. Osmanlı'nın başarılı olduğu tek cephe Kafkas değil. Çanakkale. Toprak kazandı tek cephe Kafkas. Bir kez daha Osmanlı'nın başarılı olduğu tek cephe anlatacağım. Çanakkale. Toprak kazandığı tek cephe Kafkas. Unutmayın bu sözümü. Bir aşkta bir de Kafkas cephesinde mantık aranmaz çocuklar. Tamam mı? Oldu mu? Çünkü benim burada mantık aramam gereken bir durum yok. Rusya'daki ihtilalden kaynaklı bir toprak kazancım söz konusu. Evet. Toprak kazandığın tek cephe. Arkadaşlar ilk açılan cephe Kafkasya. İlk kapanan Çanakkale'dir. Anlatacağım. Resmen ilk kapanan da bu cephedir. Resmen kapanan demek bir eski anlaşması. Anlaşmalı kapanmak demek. Oldu mu? Evet hızlı bir tekrar. İlk açılan Kars Ardahan Batum almak, Pantürkizm, Rus'u çökertmek, Bakü Petrolleri, Boğazlar Doğu Anadolu güvenliğini sağlamak, Kafkasya'dan Hindistan ulaşmak değil mi? Sarıkamış Harekatı başarısı oldu. Van Muş Bitlis işgali uğradı. Enver Paşa başarısı oldu. Talat Paşa tehcir kanunu çıkarttı. Çok detay bilgiler verdim. Hangi sıfatla çıkarttı? Dahiliye Nazırı. Suriye-Libnan bölgesine olaylara karışanları göç ettirdik. Sek ve İskan Komisyonu kurduk. 24 Nisan'da Hınçak ve Taşnak kapattık. Soykırım yalanını anma günleri o yüzden 24 Nisan. 1918'in sonunda geri dönüş kararnamesi yayınladık. Gümrü'de de olaylara karışmayan Ermeniler 6 ay içinde dönebilecek dedik. Sana tehciri paket yaptım. Mustafa Kemal Dünya Savaşı'nda Sofya'da Oradan geldi Çanakkale, başarısından dolayı burada. Muş Bitlis aldı, altın kılıç madalyasını taktım. 7. Ordu komutanları atanacak, kendisi Sina'yı isteyecek. Vermeyecekler, yurt dışına göreve gidecek. Şehzade Vahdettin'e gidecek. Hangi kitabı yazacak? Tablolarla tarih, Kars batanları, Kars batanlarını yazacak. Rus ihtilali çıkınca önce Erzincan Ateşkesi'ni yapacağız, sonra Brest Rusya'yı yapacağız. Burada Bakü'yü kurtaran kim? Kafkas İslam ordusu Nuri Kiligil'dir. Bakü Fatih'dir. Bireysiz Sosku'da Osmanlı adına imzalayan Talat Paşa'dır. Eylübiye-i Berlin'de verdik. Bireysiz Sosku'da geri aldık. Beraber cevap verelim. Başarılı oldum tek cephe. Çanakkale. Toprak kazandım tek cephe. Kafkas. Doğru mu? Hadi o zaman storiesini paylaşalım. İki şeyde mantık aranmaz. Bir, aşkta. iki Kafkas cephesinde. Oldu mu? Hadi bakalım gençler. ikincisi. Hangi cebi açacağım? Kanal. Diğer ismi Mısır cephesi. Hiç uzatmıyorum gençler. Amaç İngiltere'nin sömürge bağını kesmek. Evet. İngiltere'nin sömürge bağını kesmek. Değil mi? Mısır'ı geri almak. Mısır'ı 1882'de kaybetmiştim. Mısır'ı geri almak. Evet, Kars Ardahan batım almak için Kafkas, Mısır'ı geri almak için Kanal. Burada Cemal Paşa, gençler komutanımız iki kez taarruz yapacak ama ve lakin başarısız olacak. Kafkas da başarısız, Kanal'da da başarısız. Böyle kabul edin sorularda. Sonra zaten buradan yukarı çıkacaklar, Kanal'dan Suriye'ye doğru gidecekler. Evet gençler İngiltere şurasıdır Bitinya Krallığı. Gelir buradan Cebeli Tarık Boğazı'nı geçer. Mısır onda, Kanal onda buradan Hindistan'a gider. İşte biz burayı alıp İngiltere'nin sömürge bağını kesmeye çalışırız. Oldu mu? Kafkas cephesinde amacı Kars Ardahan Botu'nun alakalı. Şimdi onlar saldıracak. Ben ne yapacağım? Savunma yapacağım. Değil mi? Hadi o zaman buyurun. Savunma cephelerim. Gençler. Size harika bir Irak cephesi anlatacağım. Gerçekten ben iyi anlatacağım bunu. Göreceksiniz şimdi. Irak cephesinin amacı ne? İtilafların Çarlık Rusya'ya yardım götürmesi. Oldu mu? Bunun petrol için olduğunu benim marangoz babam da biliyor arkadaşlar. Irak cephesinin amacı yardım götürmek. Kime? Çarlık Rusya'ya. Daha Rusya'da ihtilal olmadı. Orada anlattığımıza bakmayın siz. O zaman buyurun. Irak cephesinde itilafların amacı sömürge güvenliği. Rusa yardım. Hangi Rusa yardım? Çarlık Rusa yardım. Bir de petrol. Arkadaşlar Irak cephesinde iki tane savaş var. Kutül Amere, selman Pak. Burada biz başarılı olacağız. 26-29 Nisan 1916. Kutül Amere'de kim olacak? Halil Paşa. Halil Kut buradan geliyor. Sakallı Nurettin, Kazım Karabekir. Tabii. Biz başarılı olacağız ama dikkat. Biz başarılı olunca arkadaşlar İngilizler panik yapacak, Fransa ile işbirliği yapacaklar. Öbür videoda anlatacağım. Sykes-Pickett anlaşması hangi cephe sırasında imzalanmıştır? Harika bir soru Irak cephesi. Ya hatta Rusya'nın da onayını almak için aynı gün Petrograd ile. Rusya'ya Boğazlar, Doğu Anadolu, şey Rusya'ya Doğu Anadolu ve Karadeniz verilmiştir. Hocam ne diyorsun? Buyurun. Irak cephesinde iki tane savaş var. Kutul Amere, Selmanı, Pak. Gençler bu savaşları biz kazandık. Kim var burada? Halil Kut. Kim var burada? Kazım Karabekir. Kim var burada? Sakallı Nurettin. Biz başarılıyız. Oldu mu? Amma ve lakin. 18 bin İngiliz'e esir alıyoruz. Araplardan destek gelmeyince kazanacağımız cepheyi kaybedeceğiz. Ahmet Hocam sana burada çok güzel tarihi bir anekdot düşüyor. Irak cephesi olduğunda aynı gün 26 Nisan, 29 Nisan arasıdır 1916'da Gençler Kutlomer'in zaferi. O sırada İngiltere, Fransa hangi anlaşmayı yapıyormuş? Saks, Pickett. Orta Doğu'yu paylaşacaklar. Rusya'da onay versin diye aynı gün Petrograd protokolünü yapacaklar. Yani bizim başarı kazanmamız İngiltere'yi endişelendirmiş. Hemen Fransa ve Rusya'yı yanına çekmeye çalışmış. Demiş ki ben Orta beraber paylaşalım Fransa. Rusya sen de oğlum Doğu Anadolu ve Karadeniz alacaksın. Çok güzel bilgi verdim. saks pickettla Petrograd protokolü kutl Amere zaferiyle ilişkilidir. Oldu mu? Gizli anlaşmalar göreceğiz. Irak cephesi başarılı mı? Değil. Komutanlarımızı gördük mü? Gördük. Diğer cephemiz... Arkadaşlar hangi cephe? Şöyle cingen gibi sileyim. Hangi cephe? Evet. 2020 sorusu. Hicaz. Yemen cephesi. Biz burada kimi korumaya çalışıyoruz gençler? Kutsal coğrafyayı. Ama korumaya çalıştığımız insanlar Araplar, kim de tarihinde İngiltere ile O zaman hangi fikir akımı burada başarısı olur? İslamcılık. Burada bir vatan evladı var. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. Medine'yi gençler savunmuş. Medine müdafası. Çöl kaplanı. Medine müdafası. Askerimiz yiyecek bir şey bulamamış. Çekirge kararnamesi. Ya biz de yemek beğenmiyoruz çocuklar. Biz yemek beğenmiyoruz vallahi. Kutsal coğrafyayı korumak için çekirge yemeği göz alacak. Tek ordu Türk ordusudur. Tabii Tanrı'nın ordusu Türk ordusu. Bu sözü unutmayın gençler. Evet nur içinde yatsın. Kutsal coğrafyayı savunmuş. Geldik cephelerin cephesi. Hangi cephe? Çanakkale. Arkadaşlar bir kere Çanakkale deyince Bolayır, Arıburnu, Conkbayırı, Congbay Gelibolu bunları bir bilin. Çanakkale'nin amacı şu. Ya buradan ya da buradan kime yardım götürmekti Rusya'ya? İtirafların amacı Rusya'ya yardım götürmek. İtirafların bir amacı daha var. İstanbul ve Boğaz almak. İstanbul ve Boğaz alırsa Osmanlı savaşı devam edebilir mi? Hayır. O zaman buraları alıp Osmanlı saf dışı bırakmak. Osmanlı saf dışı olursa bu cepheler ne olur? Kapanır. Alan daralır. Süre kısalır. Bir de itilaflar buraya kadar çıkıp Balkanlardan lojistik destek almıştı. Tahıl buğday yardım almaya çalışacak. Bir kez daha Çanakkale'nin amaçları. Neymiş Çanakkale'nin amaçları gençler? Evet. Çanakkale'nin amaçları neymiş yavrularım? Bir, bir kez daha söylüyorum. Çarlık Rusya'ya yardım, İslam ve Boğaz'ı almak, Osman'ı saf dışı bırakmak, alanı daraltmak, süreyi kısaltmak. İstanbul'u işgal etmek, unutmayın bunu. Balkanlardan da destek almak. Bu zalimin hesabı, bir de kimin hesabı olacak? Rabbimizin hesabı olacak, değil mi? O zaman hangi cephe işleyelim çocuklar? Çanakkale cephesini işleyelim. Haritayı silebilir miyim acaba? Sileceğim. Bir kopya vereyim. Çanakkale'den sonra Bulgaristan gelecek gençler. Savaşa katılacak. Bulgaristan gelince oh, şuradan ittifaklar arası kara bağlantısı sağlanacak. O zaman Serkan'cığım ben bir tahtamı hazırlayayım. Çanakkale'den devam edelim gençler. Evet sevgili gençler. Demin ne yaptık? Irak cephesinden bahsettik, detaylara girdik. Hicaz Yemen cephesinden bahsettik. Birazdan Suriye Filistin işleyeceğiz tamam mı? Çanakkale çok önemli cephe olduğu için ayrı bir yer açayım dedim arkadaşlar. Rahat rahat anlatayım diye. Bir kere Çanakkale cephesini itiraflar neden açtı? Beraber tekrarlayalım. Bir, Çağrı Kusa yardım. Tıpkı hangi cephe gibi? Bak burada. Irak cephesi gibi. O zaman bunu nasıl kodlayalım? Çırak. Çarlık usa yardım için açılan cephe Çanakkale ve Irak. 2 değerli öğrencilerim, İstanbul ve Boğazları almak. 3 Böylelikle Osmanlı saf dışı bırakmak. 4 Savaşın alanını daraltmak, süresini kısaltmak. Gençler, bir de bir de Balkanlardan destek almak. İttifakların amacı bu. Peki Çanakkale'nin diğer isimleri. Onu şöyle yazalım arkadaşlar. Diğer isimleri. Dardanelya Savaşı. Yedek Subaylar Savaşı. Evet. Dardanelya Yedek subaylar. Subaylar savaşı Sakarya'dır. Bu yedek subaylar diye geçer. Centilmenler. Aydınlar savaşı diye geçer. Arkadaşlar burada neyi iyi bilelim? 57. alay. Değil mi? İtilafların yaptığı anzak çıkarması, anzakları kullanmışlar burada. Bunları bilelim. Peki hocam, bu savaşın özellikleri. Arkadaşlar şuraya yazmıştım alan kullanalım. Evet. Bu savaşın özellikleri bir kere burada cephe isimleri var. Mesela öğrencilerimiz neyi bilsin? Jong bayırı. Arıburnu. Ana fartalar. Gördük mü? Bolayır. Kireçtepe. Seddül bahir, Bunlar hep Çanakkale cephededir arkadaşlar. Kirte Muharebeleri. Çanakkale'dir, Kirte. 2023 AYT'de çıktı. İnşallah lisans ve ön lisansla çıkar. 18 Mart'ta denizden yapılan saldırılar, itirafların çok büyük bir mağlubiyet alması onu neye yönlendirmiştir? Onları Gelibolu çıkarması yönlendirmiştir. Oldu mu? Şimdi ben size Çanakkale'ye gaza getirmeyeceğim. İnşallah atanın gençler. Atandıktan sonra kitabını okuyun. Güzelce maneviyatınızı elde edin değil mi? En sevmediğim öğrenci neydi? Gaza gelip soruda pus olan öğrenciyi sevmiyorum. Gelibolu çıkarması önemli. Burada batırılan İngiliz gemileri vardır gençler. Seyit Onbaşı'nın vurduğu Ocean gemisi. Ocean yazılır. Bir de zenginlerin tatile gittiği bir otel var. Queen Elizabeth gemisi. Kısaca yazıyorum. Queen Elizabeth. Burada Nusrat Mayın Gemisi komutasında olan 18 Mart kahramanı çıkmamış sorudur. Sakın Mustafa Kemal demeyin. Cevat Çobanlı'dır. Burada Alçıtepe kahramanı Kazım Karabekir'dir. Burada her attığını vuran fakir ama gururlu gemimiz Nusrat Mayın Gemisi'dir. Ya Allah Bismillah deyip 276 kiloluk batarya kaldıran vatan evladı Seyit Onbaşı'dır. Mustafa Kemal e ayrı geleceğiz. Bekle. Mustafa Kemal. Hazır mısınız? Gençler, 19. Tümen Komutanlığı'nı yaptı. Bu bir. Buraya nereden geldi? Sofya Ateşe Militeri'ydi. İstifa etti buraya geldi. Mustafa Kemal buraya Sofya'dan geldi. Mustafa Kemal Kemal'in yeri olarak adlandırılan bir mevkide neydi bu Kemal'in yeri? Arıburnu. Oldu mu? Kemal'in yeri Arıburnu'ydu. Mustafa Kemal Atatürk bu savaşlara girdiğinde gençler yarbaydı. Savaş sırasında albay oldu. Savaş bittiğinde general oldu. Mustafa Kemal gümüş liyakat madalyası kazandı. Oldu mu? Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? 50. alaya. Ey Türk askeri ben sana taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dedi. Ölmeyi emretti. Hamdolsun payitahtı kurtardık dedi. Biz buraya bir darül funun gömdük dedi. Çok üniversite öğrenci gömdük. Arkadaşlar Çanakkale cephesinden sonra Mustafa Kemal payitahtı kurtaran adam olacak. Evet payitahtı kurtaran harbiye mecmuasında payitahtı kurtaran adam olacak. Mustafa Kemal 19 Tümen Komutanlığı Sofya'dan geldi. Kemal'in yeri Arıburnu. Yarbay, Albay, General Gümüşlü'ye akat madalyası aldı. Ölmeyi emretti. Buradaki başarısından dolayı da Kafkas'a gidecek. Doğru mu? Heh, şimdi taşları tutalım arkadaşlar. Peki, bu cepheleri kazandık. Çanakkale'yi kazandık. Mustafa Kemal'in askeri dehası, Türk askerinin maneviyetiyle kazandık. Şimdi dikkat. O zaman buyurun. Başarılı olduğumuz tek cephe. Bitmedi. İlk kapanan cephe. Sevgili sınıfım, eğer resmen ilk kapanan derse, sostan dolayı Kafkas cephesidir. Demiyorsa ilk açılan Kafkas, ilk kapanan Çanakkale'dir. Peki Rus'a yardım gitti mi gençler? Gitmedi. İhtidara kimler geldi? Bol şevikler. O sırada hangi cephe devam ediyordu? Kafkas. Çanakkale'yi kazanman Kafkas'ın sonlarını etkiledi. Anlatabildim mi? O yüzden bu cephe Rus ihtilalini hızlandırdı. bitmedi. Harika bir not. Çok sayıda mehmedim şehit düştü. Yedek subaylar savaşı diye boşuna söylenmedi. Biz zarifünün gömdük diye boşuna söylenmedi. Öyle olunca ne oldu gençler? Osmanlı'da kadınlara devlet memurluğu tanındı. Ya Çanakkale ile beraber kadınlarımız çok sayıda erkek şehit düştüğü için ekonomik hayatta ön plana çıktı. Bürokratik hayatta ön plana çıktı. Devlet memuru oldu. Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bakın duygu sömürüsü olmasın bu cepheyi anlatırken Çanakkale'de abdestliyim. Beni her izleyen bayan öğrencimle inşallah tez zamanda hayırlısıyla devlet memuru olmayı nasip eylesin. Oldu mu? Erkeklere zaten duam her zaman belli. Evet, kadınlarımız devlet memuru oldu. Güzel bir bağlantı kurduk gençler. Yavrularım İstanbul'un işgali önlendi. Arkadaşlar İstanbul'un işgali önlendi. İstanbul bize kaldı. Bulgaristan ittifaka katıldı. Harika bir soru. Bulgaristan ittifaka katılsın diye biz ona bir bölge verdik. Bir gün bunu soracaklar. Dimetokayı verdik. Dimetokayı. Hatırlarsan Balkan Savaşı'nı almıştık. Böylelikle ittifaklar arasında kara bağlantısı sağlandı. Oldu mu? Bak ittifaka katılması Bulgaristan'ın onlardan bir kişi ayrıldı. Rusya gidiyor, bize bir kişi geliyor. Mustafa Kemal dünya kamuoyunda tanındı. Savaşın süresi ne oldu? Uzadı. Değil mi? Arkadaşlar, İtler güç kaybetti. Değerli arkadaşlar, savaşın süresi uzattık. İstanbul'da işgalini önledik. Padişah Mehmet Reşat'a çok sayıda şehit verdiğiniz için gazi ünvanı verildi. Bu arada ünvan yazılışı değişti artık. Üyü kullanabiliyorsunuz. Videonun güncel olduğunu tanıtı. 2023'te de buradan soru çıkmadı gençler. İnşallah 2024'te çıkar. Çanakkale öğrendik mi? En önemli cepheler Kafkas ve Çanakkale. Peki hocam, savunma deyince hangi cephe aklımıza gelsin? Suriye, Filistin cephesi. Gençler, burada da burada da Suriye Filistin'de itilafların amacı petroldü. Sömürge güvenliğiydi. Burada burada Alman subaylar Falkenhayn Çanakkale'de var bunlar gençler. Limon Van Sanders, Limon Paşa derler. Bunlar başarısız olunca Bölgeye Mustafa Kemal atandı. Biz onu çok sevdik. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Burada Osmanlı Nablus Savaşı ile çok büyük toprak kaybına uğradı. Nablus Savaşı, Şurta Savaşı Osmanlı'nın en çok toprak kaybettiği savaşlardır. En çok toprak kaybettiğimiz cephe Suriye, Filistin. Tamam mı? Hatta bundan dolayı Mondros'u yapacağız. Mustafa Kemal gelecek, düşmanı Halep önlerinde durduracak. Dur yapma. Katma savaşını kazanacak. Evet. Mustafa Kemal gelecek. Hangi savaşı kazanacakmış? Katma savaşı. Düşmanı durduracak. Sonra buradan karargahı olan Adana'ya, oradan İstanbul'a gidecek. İstanbul'a gidince itilaf donanmasını görecek. Ağzından tarihi sözler. Neydi o sözler arkadaşlar? Geldikleri gibi giderler. Oldu mu? O yüzden son kapanan cephe hangi cepheymiş? Suriye, Filistin. Mustafa Kemal buradaki başarılığından dolayı Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na da atanacak. Oldu mu? Evet. Şimdi arkadaşlar size anahtar bilgiler söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sınırlarımın dışındaki cepheler Romanya, Makedonya, Galicia. Oraya doğru çalışmanıza gerek yok. Bulgaristan'a, Almanya'ya, Avusturya'ya yardım için Sırplarla, Fransızlarla, Ruslarla savaştık. Tamam mı? Geç onu. Soru cevap yapıyorum. Kitaplarda anekdotlarımız var. İlk açılan cephe Kafkas. İlk kapanan Çanakkale. Resmen ilk kapanan Kafkas. Başarı oldum tek cephe Çanakkale. Toprak kazandım tek cephe Kafkas. Oldu mu? Mustafa Kemal'in savaşçı cepheler. Çok sevdim. Çanakkale, Kafkas, Suriye Filistin. Oldu mu? Arkadaşlar, Sınırlarımı dışı dersem Romanya, Makedonya, Galicia. Bu kadar ya. Yapabileceğiniz şeyler. Evet. Başarılıyız. Çanakkale kazançlıyız. Kafkas. Arkadaşlar cepheleri güzel anlatımı düşünüyorum inşallah. İnşallah anlamışsınızdır. Şurada biraz detaylara girdim. sykes picket anlaşmaları sorulmadığı için. Çanakkale elimden geldiği kadar size detaylı anlattım. Her an sorulabileceği için. Oldu mu? Cephelerden mutlaka soru çözelim. Birazdan Rusya savaştan çekildiği için itilaflar süper bir transfere ihtiyaç duyacak. Bu süper transfer kim olacak gençler? Sakın İtalya demeyin. Sakın Yunan da demeyin. Amerika olacak. Amerika savaşa girerken Wilson'a yayınlayacak. Birazdan videomuzda ne işleyeceğiz biz? Gizli anlaşmalar ve Wilson ilkeleri. Evet cephelerden soru çözmeden anlayıp anlamadığına sakın karar verme. Tamam görüşmek üzere.